Güzel görünümü, hoş kokusuyla gül yalnızca bir süs bitkisi değildir. Kokusu ve yağ oranı fazla olan türleri önemli bir endüstri bitkisidir. Dünyanın hemen her yerinde yetişen gül, özellikle ılık iklimi, kirli silisli toprakları çok sever. Yurdumuzda gülcülük ve gül yağı endüstrisi Isparta ve Burdur yörelerinde gelişmiştir. Gül yağı üretimi için yetiştirilen güller Mayıs ve Haziran aylarında günün erken saatlerinde toplanır. Gülün koku ve yağ oranının en fazla olduğu zamandır bu saatler. Gül yağcılık önceleri yalnızca köylerde basit yöntemlerle yapılırdı. Günümüzde fabrikalarda yapılmaktadır. Böylece gül yağı üretimi artmış, kalite üstünlüğü sağlanmıştır. Fabrikaya taşınan güller damıtım için özel damıtma kazanlarına boşaltılır. Güllerin üstünü örtecek kadar su konulur, kapaklar kapatılır. Ateş yakılarak veya buhar ısısıyla damıtılır. Soğutucularda sıvı haline gelen karışım bir kaba akıtılır. Gül suyunun üzerinde toplanan gül yağları alınır, yeniden damıtılır. Böylece gül suyundan arınan olgun gül yağı özel şişelere doldurulur. Gül mevsimi sonunda elde edilen gül yağlarının hepsi filtrelerden geçirilerek posalardan arınır. Yeniden şişelere doldurulup mühürlenir. Bir hektarlık gül tarlasından ortalama 3000-4000 kilo gül ve bu kadar gülden 1 kilo gül yağı elde edilir. Yüzlerce gülden bir damla gül yağı. Bahçelerin, evlerin süsü, işlenip yağ çıkarılarak bu kez insanların temizlik ve güzelliklerine başka bir alanda araç olur. Gül yağı, parfümeri yapımında kullanılan en değerli maddelerden biridir. Ayrıca sabun, krem, ruj, pudra, iryantin gibi çeşitli maddelerin kokulandırılmasına da yarar.